TV buçuk ekranlarında canlı yayın top bizde de Ümit Özat hocamla birlikteyiz. Hepinize mutlu akşamlar. Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam oynanan iki karşılaşmayla sonuçlandı. Atakaş Hatay Spor kendi evinde Kasımpaşa ile son dakikalarda kalesinde bulduğu golle bir bir berabere kaldı. Eyüp Spor ve Bodrum Spor Süper Lig'in iki yeni takımının kozlarını paylaştığı mücadelede Eyüp Spor ev sahibi 4 birlik farklı bir skorla Bodrum Spor'u mağlup etmeyi başardı ve ilk 3 puanını aldı. Ümit Hocam hoş geldiniz. Birazdan toplu sonuçları da göreceğiz. Hoş i̇kinci haftanın kardeşim. puan cetvelini de göreceğiz. Hazır olduğunda hemen isterseniz onunla başlayalım. Evet. Hazırsa şöyle bir genel ikinci haftanın sonuçlarına ve oluşan puan durumunu ekranlara getirelim şu anda da evet arkanıza da yansıdı hocam. Açılış maçında, haftanın açılış maçında Konyaspor 1 Galatasaray 2, Kayserispor 1 Sivas Spor 2, Adana Demirspor 1 Çaykur Rizespor 2 Göztepe 2, Fenerbahçe 2, Başakşehir 4, Alanya Spor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Samsun Spor 1, Beşiktaş 4, Antalya Spor 2, Eyüp Spor 4, Bodrum Spor 1 ve Hatay Spor 1, Kasımpaşa 1. Haftayı bay geçen takım Trabzon Spor'du değerli futbol severler. Ve oluşan puan ceteli hazır mı? Evet. Beşiktaş, Galatasaray 6'şar puanla 2'de 2 yapan 2 takım Beşiktaş lider Averajda ikinci sırada Galatasaray var. 4 puanlı takımların sıralanışı ekranlara geliyor. Eyüpspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Sivasspor, Konyaspor 8. sırada, Gaziantepspor 9, 10 Samsunspor, 11 Göztepe 3 3 3 ve 2 şeklinde sıralanıyorlar. Trabzonspor haftayı bay geçti. 12. sırada, 11. sırada hemen üstünde Göztepe var. 2 puanda, 2 haftada beraberlik aldı arka arkaya Göztepe birer puan. 13. sırada Kasımpaşa, 14 Hatay Spor, 15 Alanya Spor, 16 Antalya, 17 Kayseri, Adana Demir ve Bodrum şeklinde sıralanıyor hocam. Tabii ki daha ikinci hafta bitti. Bu daha suni yani çok. Tabii. Oturma, oturmuş bir şey değil. Ama ne kolay değil mi? Ee, üç büyük takımdan birisine verilmeyen bir penaltı olduğu zaman veyahut da aleyhine bir karar olduğu zaman ortalık yangın yerine dönüyor. Bugün bir Eyüp Bodrum maçı izledik. Bodrum Spor'un bir penaltısı var. Yani hakemin gözü önünde. Ne var, var çağırdı ne hakem verdi. İnanılır gibi değil. Yoksa ben Bodrum Spor'la ne alakam olur yani. Ama hakkaniyet neyse gözümüzün önüne o geldi. Onu söyledik. Başka maç izlesek bir şey olsaydı. Orada da onu da söylerdik. Yani inanılır gibi değil. İşte, Nasıl oluyor peki? Oluyor. Türkiye'de hakem hataları bitmez. 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 Sağ içinde bir şey demiyorum hocam da yukarıdan olunca tabii çok tartışmalı yani. Bak sen böyle net konuşmazsın mesela diyorsun ki yüzde %100 tartışman, gitti iki penaltı. 2-1 2 Net, iki, net iki, iki. pozisyon, net tartışmam bile yani. Net pozisyon. Ee, i̇şte ne diyeceksin? Çünkü gözler nerede? Hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Diğerlerin şey figüran gibi. Ben sana söyleyeyim ya. Yani, aynısı Eyüpspor'un sporun e, aleyhine de olsa onu da söylerim. yani benim kim için olursa olsun. Kim için yani, olursa? Yani bu hatalar kim bilir. Oo, PTT'de diğer taraflarda neler oluyor. Bunlara yetişemezsin. Burada hataları minimuma indirmeye çalışacaksın. Bunun için de bir sistem kuracaksın. Bu işi bilen adamlarla yola devam edeceksin. Hakemliği bilen adamlarla yola devam edeceksin. Hakem yetiştireceksin. Ne diyorsun sen? Bal liginde diyorsun. Bir sürü oyuncu Hakem var Hakem diyorsun. yetiştireceksin. Mehmet Türkmen'i kim biliyordu? Belki vardır ama şans vermediniz de görmedik. Uzun zamandır böyle iyi bir hakem görmemiştim. Hakem yetiştireceksin ve güveneceksin. Yani bak dikkat et böyle hatalar daha çok Tecrübesiz hakemlerin yaptığı hatalardan ve hatta genç hakemlerin yaptığı hatalardan çok e, hani bizde orada bir sorkunmayın diye bir laf var. Ya yani şey yapmayın. Çok bunu dert etmeyin. Esas işin artık hani o cümleyi kullanayım da peynirleşmiş haline gelenler var ya öyle söyleyeyim yani. Öyle hakemlerin verdiklerinden korkun. Peynir seversin değil mi hocam? Çok severim ama artık biliyorsun kolonumuz Rejimdesin. sonra hiç peynir, meynir hiçbir şey yemiyor. Hocam kilo verdin yalnız 4-5 günde. Verdim mi? 5-6 kilo verdim biliyorsun Stresten ol, mi? Türk futbolundaki ol. stresten, sıkıntıdan dolayı mı verdin hocam? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak reji diyor ki biz zorluyoruz diyor ekip olarak diyor ondan verdi diyor hocam. Vereceğiz daha 30 kilo vereceğiz. 100 kiloyla gel. Şu anda 125'e düştük. 25 kilo daha vereceğiz ama. Bizim Yiğit'in de katkısı gün... çok ama sana hocam rejim Yiğit. yapmamda. Yiğit'in hakkını öde. Nerede burada mı? Iyi? Bir de bir şey söyleyeyim her gün zeytinyağlı zeytinyağlı buna ben <laughs> Zeytinyağlı yiyemem. Dur hocam an. yemek, <laughs> yemek yemek programı değiliz. Vallahi billahi ya. Tabii canımız da rejimde için çekiyor olabilir. Yalnız Biz... bir şey mi? Kravatım da bugün olmuş yani ben sana söyleyeyim değil mi? Hocam senin de böyle şey bir tarafın var yani. Kimseye iltifat ne etmeden kendini söylüyorsun <laughs> ya. Yani. Yani seviyorsun onu değil mi? Evet. Bu arada hatırlatalım. Yarın yayında olacak Eksen YouTube'da. Muazzam bir haftanın özatı çektik. İnanılmaz konular var. Çok merak edilen şeyler var. Hoca çok enteresan şeyler açıkladı. Bazı böyle enstrümantal esintiler de olabilir. Ben böyle küçük bir tease yapayım. Merak edin, bekleyin yarın yayında. Hocam Fenerbahçe ile başlayalım. Başlayalım. Şimdi tabii yine sağ içini konuşacağız, olayları konuşacağız. Kon ya konuşmak istemedikçe biliyorsun ben sana bir kağıt da geliyorum. Tam kapatıyoruz konuyu yeni bir açıklama geliyor. Tam kapatıyoruz yeni bir gelişme oluyor. Fenerbahçe kulübü bir açıklama yaptı. İstersen yine olaylarla başlayalım öyle tamam. saha içine dönelim. Şimdi Fenerbahçe. Olaylara mı gidiyoruz peki? Olaylara gidelim bir çünkü Fenerbahçe Kulübü yine akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Hazır mı o Mehdi? Gelecek mi ekrana? Tamam. Şimdi Fenerbahçe'den açıklama. Yetkililere soruyoruz. Futbol takımımızın Göztepe'yle deplasmanda oynadığı müsabaka esnasında başkanımız Ali Koç'a arkadan fiili saldırıda bulunan futbol teröristi Fatih Özkan isimli şahsın suç makinesi olduğuna yönelik bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar ciddiyetle ele alınmalıdır. Tüm bu iddialar neticesinde yetkililere soruyoruz. Fenerbahçe Kulübü 5 tane soru sormuş açıklamada. 1. Bu karanlık kişinin suç dosyasının bu kadar kabarık olduğuna ilişkin iddialar doğru mudur? İddiaların doğru olması durumunda böyle bir şahsın Göztepe Spor Kulübü tarafından akredite edilerek maç esnasında sağ kenarında olması nasıl izah edilebilir? 3 bir kulüp başkanının müsabaka esnasında sağ kenarına inip inemeyeceği malum medya ve kamuoyunca sorgulanırken suç dosyasının kabarık olduğu iddia edilen bu şahsın sağ kenarındaki durumunun sorgulanmaması son derece manidar değil midir? 4. Hain ve korkakça saldırının ardından yakalandıktan sonra söz konusu şahıs hakkında neden hiçbir işlem yapılmamış, bu kişi maçın kalan bölümünü nasıl seyredebilmiş ve kolluk görevlileriyle tokalaşarak, elini kolunu sallayarak nasıl stadyumdan ayrılabilmiştir? Son soru. Bu akıl tutulmasının hukuk bilmezliğin ve kanun tanımazlığın cüretkarlığını nereden gelmektedir? Yukarıdaki soruların tüm ilgililer ve etkililerce cevaplanmasını bekliyoruz demiş Ümit Hocam. Kim verecek bu bunlara bu cevabı? Fenerbahçe kulübü sormuş evet. kamuoyuna. Sence bunlara cevap verebilecek Birisi var mı? İşte bence bir tanesi sensin yani. Hayır, hayır biz tabii ki yayında vereceğiz. Yani net suç, yanıt diyorsun. Suçlu, somut e, hani suçlu suçunu itiraf eder mi? Şimdi konu Fenerbahçe olunca e, zannediyorlar ki güzellemeler yapılıyor. Kardeşim. Bazıları da böyle bakıyorum etrafa. Ali Koç'un sahaya girişiyle Trabzonsporlu holigan yani sahaya giren taraftarın sahaya girişini mukayese edecek kadar akıldan izandan uzaklar. Kardeşim orada taraftar sahaya atlıyor. Futbolcuyu korkutmak üzere, saldırmak üzere. Burada Fenerbahçe başkanı biber gazı yiyen taraftarını yanına ve sada alınmayan taraftarların sada alınması için gidiyor. Dönüşte ki arbedede tribünden gelen ufak hani böyle cisimler, sular falan atıyor. Sular falan. Onlardan korumak için polis ve koruma ekibiyle etrafına geçiyor. Etrafına geçiyorlar. Alan dar olduğu için sahanın içine girmiş oluyor. İstemsiz bir giriş o da. İstemsiz bir giriş? Otomatikman 20 yani, kişi bunu idrak edemeyen gidiyor. insan ha o... suç mu o da? Suçsa cezasını neyse çekeyim diyor zaten. Tabii ki bak bunu idrak edemeyen insanın aklından şüphe eder. Yani Trabzon'da sahaya giren bir adamın sahaya giriş giriş şeklini ve niyetiyle Ali Koç'un sahaya giriş ve niyetini bir tutan adamın aklından şüphe ederim. Hocam antitez yaparak gidelim mi? Gidelim. Şimdi baş başa bir yayın yapıyoruz. Ben de rahatça aklımdakileri sorayım evet. sana. Şu olamaz mıydı? Şimdi ben şeytanın avukatlığını yapıyorum. Benim görevim sormak. Evet. Asla taraf olmak değil. Objektifçe soruyorum. Ali Bey çok önemli bir isim. Türk iş Dünyası'nda bu ülkenin önemli ailelerinden birinin ferdi. yani Futbol dışındaki tarafını söylüyorum. İşte 7 yıldır 7. sezonu değil mi? Evet. Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Camiası ve taraftarı o anda ona arada ulaşıyor. Tabi mesajlar geliyor, fotoğraflar geliyor. Başı yarılanlar, forma yakılıyor, alınmıyorlar içeri. Bir kaos var dışarıda. Evet. Bunun ana nedeni ne? Emniyet güçleriyle Fenerbahçe taraftarı. Hı. Almayan emniyet güçleri. Doğru mu? Doğru. Stada. Gitmek yerine bir görevlisini gönderebilir miydi? Yani ne fark eder? Onun da başına onlar gelecekti. İşte onu soruyorum yani. Yani. Bu kadar büyür müydü? Burada konu hani Ali Koç'u savunmak veya da haklı çıkartmak değil. Yo, ben açık kapı diye konuşulanları soruyorum. Bir, bir tık daha ileri düşünelim. Dışarıdan gitseydi. Stat dışından. Stat dışından yani koridorlardan. Gitseydin. Stat dışında görüntüleri var. Orada ana avrat küfür eden Göztepe taraftarları da vardı. Linç etmeye kalkabilirler. Yani ben Başka şunu şey anlamıyorum olabilir. arkadaşım. Göztepe Spor Kulübü'nün çok bana göre Türk futbolunun tarihinde önemli yer edilmiş bir kulüp. Camianın büyüklüğü başka, kişilerin edepsizliği başka bir şeydir. Fenerbahçe'de ne alıp veremediği olabilir ki? Bakın eğer bu maç Göztepe Galatasaray arasında olsun, aynı şeyler yaşansın. Temenni etmem böyle bir şeylerin yaşanmasını. Konuşmazsam o zaman beni her türlü yargılayabilirsiniz. Ya sizin Fenerbahçe'de Göztepe Spor Kulübü'nün Fenerbahçe taraftarlarıyla ne iş ne alıp veremedi olabilir? Tarihsel sizin, bir sıkıntı yok. Sizin tek derbiniz var o da Karşıyaka. Her sene Süper Lig'de de oynamıyorsunuz uzun yıllardır. Yani 15 sene PTT'de de oynuyorsunuz. Yani işte İmam Altınbaş döneminde 3.'lükten 2.'likten ise işte bir kulüp isim değişikliği falan oldu. Geldiniz, gittiniz ama tarihinizi kimse inkar edemez. Hani Bursa Beşiktaş olayı olmadı. Bir Ankara Gücü Beşiktaş gibi olaylar olmadı. Fenerbahçe-Trabzon gibi bir geçmiş. trabzon gibi bir, trabzon gibi bir... Ne, Nedir yani ben anlamadım ki. Sadece bizim gördüğümüz kısmı değil de başka videolar da çıktı. Protokol türbününde sıkıntılar var. Yani eski başkanınız Galatasaraylı diye mi bunu yapıyorsun anlamadım ki. Kim eski başkan? Onursal başkanınız pardon. Şey, Mehmet Sepir'i diyorsun. Onun açıklaması zaten facia. Mehmet Büyük Ekşi'nin ekibinde miydi? Hem de eski futbol federasyonunun yönetimindeydi. Bunun manası ne yani? Bakın Göztepe kulübünü... Camianın büyüklüğünü tarihi bir tarafa atıyorum. Ben ama kalkıyorsunuz. Mehmet Sepil bir açıklama yapıyor. Dün de söyledim. Biz Göztepe'nin haklarını korumak zorundayız. Kardeşim koru. Koru da Ali Koç'a saldırarak mı Göztepe'nin haklarını koruyorsun? O saldıran adama böyle dünya kadar suç ve cezası olan, bu kadar dosyası olan bir adama akreditasyon kartını verip sahaya niye sokuyorsun? Niye kötüye sahip çıkıyorsun? Ben bunu anlamıyorum yani. Aynısı yarın bir X başkanın başına gelsin ben yine aynısını söylerim. Başka Allah bir, olursun, bir, daha inşallah hiçbir bir tık başkan daha ileri gidelim. Yaşamasın tabii de. Şimdi mesela Futbol Federasyonu sevgili Bülent bir açıklama yapmış. Demiş ki Fenerbahçe Başkan'ın orada olmasını tasvip etmemekle beraber yanılıyorsam düzelt. Ekrana da getirelim. Yani Getirin. zaten yaptık birkaç kere. Hoca anlatıyor zaten şu anda açıklamayı. Tasvip etmemekle beraber yapılan saldırıyı kınıyoruz. Yani hem buranın gönlünü alıyorlar hem oranın gönlünü alıyorlar. Misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip tamam. müdahale etmesini... Şimdi ben bilmiyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan şunu bekliyorum. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Kulüp başkanıyken eğer Ali Koç'un yaptığı ağırsa bundan daha ağırlarını yaptın mı yapmadın mı? Hocam bunlarla yüzleşti ve geçmişi tamam. kapattı ama yani. O zaman şunu demesi lazım demesi lazım ki bu tarz şeyleri ben de yaptım. İnsan doğasında var. İnsan doğasında var. Yazılı açıklama değil de belki kamera karşısında olur. Ya bir gün bir sohbette. Ben yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Diyorum. Elbet yani, yani. Şimdi bak ben ya kardeşim bakın. Ali Koç'u Türkiye Cumhuriyeti'nde benim kadar kimse eleştirmemiştir. Ben yani, şimdi doğrusu varsa doğrusunu söyleyeceğiz. Yanlışı varsa yanlışını söyleyeceğiz. Herkes için geçerli. Ama Biber gazı yiyen taraftarını taraftarına yardım etmeye giden bir adamın kulübün adını bile yazmadan rakip takımının başkanı çok yani böyle bir e, ne derler buna? Böyle bir bildiri hoş değil anlatabildim mi? Ne yapmış yani? Biber gazı yiyen taraftarının yanına gitmiş. Ha ben başkanın yanında olsaydım. Kalır orada tribünde izlerdim. Aralarına girip. Aralarına girerdim. Sonrasındaki sahaya girişi tribünlerden gelen cisimlerle koruma ve polis ekiplerinin o dar alanda çünkü o tartan pis gibi görünen yerle sağ çizgi çok yakın olduğu için istemeden orayı şey yapıyor. ihlal ediyor. Yani o sağa atlayan direkt atlayan taraftar gibi Trabzon'daki gibi ihlal etmiyor. Bunla bir bunu, armut olaylar bunu nasıl tartışıyor. karıştırırsınız ya? Bakıyorum topluma. Yoksa burada birini savunmak, birini haklı çıkarmak değil. Sevgili Bülent Biraz olaylara hakkaniyetli bakmak lazım. Bu olay Fenerbahçe, Galatasaray olayı değil. Bu Türk futbolunun temel sorunu. Bugün bu adalet yarın size de lazım olacak. Yarın aynısı Galatasaray'ın başına da gelebilir. Beşiktaş'ın başına da gelebilir. Trabzon'un başına da gelebilir. O zaman bugün aynı tepkiyi, aynı bildiriyi, kınamayı yayınlamazsanız yarın kendinizde de kendinizin başına geldiği zaman da aynı Do şeyi başka başkalarından beklemeyin. Ne dökerseniz Bugün toprağa. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yine az önce biten karşılaşmada e, Trent Yol birincilik alt ligde İstanbulspor Ahmet deplasmanındaydı. 1-0 kazandı İstanbulspor. E, maç öncesinde sahaya indiler. Çok güzel görüntüler vardı. E, bütün Ahmet tribünleri İstanbulspor taraftarı iki takım alkışladı. Bütün sahayı gezdiler. Acaba orada bir mikrofon tutuldu mu kendisine bu olaylar tekrar gündeme geldi mi çünkü ben o olaylardan sonra Sayın Hacı Osmanoğlu'nun herhangi bir kamera karşısında açıklamasını görmedim sadece bu konuştuğumuz yazılı açıklama var tamam, şimdi o da o da olması gereken bir şeydi o konuda da tebrik ederiz İbrahim Hacı Osmanoğlu yani bunu da söyleyelim yani şimdi çok güzel o, bir ortamda oynandı maç orada da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda da Ejmele abi de Amet Spor Başkanı da Amet Spor taraflarını da Diyarbakır halkını da ve başta da federasyon başkanı da tebrik ederiz. Abi nedir? Şurana hesap veremeyeceğin hiçbir şey konuşmayacaksın. Hatalı hatalı olduğunu inanıyorsan hatalı olduğunu söyleyeceksin. Doğru olduğunu inanıyorsan doğru olduğunu söyleyeceksin. Gönül ister ki bu görüntüler her statta olsun. Ama Göztepe Fenerbahçe maçında Göztepe taraftarının Fenerbahçe'den kin, Fenerbahçe'ye kin nefret duyacak. Fenerbahçe taraftarının alıp veremeyeceği ne var sevgili Bülent? Bana bunu birisi izah etsin. Ne var? Yani arada yaşanmışlık ne var abi? Şimdi federasyon... formasını yakacak kadar bu Çin nefret sizden niye oluştu? Hocam yalnız bu konunun puzzle gibi düşünürsek bu yaşanan yaşananları cumartesi gecesinden itibaren eksik bir parçası var. İnatla söylüyorum kaç programdır. Hep biraz sanki böyle dışarı gidiyor. Taca atılıyor gibi geliyor. Senin özelinde söylemiyorum. Seninle alakası yok da. Hep kendim de kendi kendime soruyorum. Ya bütün bu olaylar niye oldu? Herkes konuştu ya. Doğru ya da yanlış. Katılıyorsun ya da katılmıyorsun. Ne hissediyorsan söylüyorsun. Bu işin emniyet ayağı nerede? Yaz şimdi. Yani bu şimdi, işler niye oldu? Şimdi zaten. Sayın e... Ali Koç niye kalktı oraya gitti? Bunlar hiç olmayabilirdi. Tabii taraftar istadı alınsaydı başkanın orada ne işi vardı? Biz yani neydi o neydi zaman ki? ha biz bir dakika hocam biz o zaman bu deplasmana taraftar götürme işini komple kaldıralım Türkiye'de kimse götürmesin hiçbir sorun da olmasın. Sevgili İbrahim Tatlıses'in meşhur bir lafı vardır. Oxford var da biz mi okumadık der ya. Tabii. O zaman hiç yapmayalım bu deplasman türbünü işini. Kimse kimseye taraftar götürmesin. Yani niye oldu bu iş? Ben mesela emniyetten de bir açıklama bekliyorum. Geldim arkadaşlar hiç. Gözden kaçırmış olamayız herhalde. Hiçbir açıklama yok. Orası beni biraz An şüpheye düşürüyor. Orada şimdi bir sıkıntı var yani. Ben sana bir şey söyleyeyim. Biliyorsun Trabzon'da stada polis alınmadı. Ha mesela evet onu sen İzmir'de söyledin. İzmir'de stada taraftar alınmadı. Ne oluyor? Neden bunlar hep Fenerbahçe maçında yaşanıyor? Bunu bir irdelemek lazım. Deplasmana giden bütün deplasman takımları için söylüyorum. Turunikeler, ayakkabı çıkartmaları, bekletmeler, sular, mular, işte biber gazı. Bunlar hep yaşanıyor aslında. Anlatabiliyor muyum hocam? Aslında ilk de değil. Onu söyleyeyim. Beşiktaş'a da oluyor, Galatasaray taraftarına da oluyor, Trabzonspor deplasmanı, Çaykur Hepsi hepsine oluyor. Ya basit bir iş bu yani. Biz bu organizasyonu beceremiyor muyuz? Giden kişi sayısı belli. Deplasman türbünü olsun işte 800, bazı maç bazı maç 1500, 2000, 3000 maksimum. Turnikeler belli. Zaten pasolik sistemi var. Bülentçi. Okutuyorsun, geçiyorsun yani. Anlamadım ki Bunlar ben. Bunlar da için. önemli detay. Ama bu işte sorulması gereken şu: Fenerbahçe ile Göztepe'nin geçmişinde alıp veremediği bir şey yok ki. Tamam da olayı yapan ilk Göztepe değil. Emniyet. Tamam, ya tamam da. Sonra taraftar sağduyulu olmalı. Emniyetin almadığını söylüyoruz zaten. Onu söylüyoruz. Ama taraftar sağ olmalı. Yarın bir günde Göztepe deplasmana gidecek. Yarın sen de geleceksin evet. başka deplasmana gideceksin. O da yaşayabilir. Onların mi? da ateşli bir taraftar grubu var. Sıkıntı yaşayabilirler deplasmanlarda. Alınmayabilirler vesaire. Peki şimdi dün gece aslında başlangıcını söyledik de. Bugün başka bir açıklama daha geldi. Önce Rejiden rica ediyorum yönetmenimden. Galatasaray Kulübü'nün bir açıklaması vardı dün. ...bütün bu yaşanan olaylarla ilgili olarak... ...hatta haftanın özatında da konuştuk. Eksen YouTube'da bol bol izleyeceksiniz... ...Ümit Hoca'nın o konudaki açıklamalarını ama... ...şimdi bir canlı yayındayız ve bunu... ...sormam icap ediyor. Ben Galatasaray'ın açıklaması düşünce... ...Ümit Hoca'm. Evet. Ne hissettim biliyor musun bir 5-10 saniye? Programda da sordum sana. Dedim Galiba güzel bir şey geliyor. Bir gece önce de konuştuk ya. Dostluk işler, eli geliyor. Acaba bir dostluk mesajım ...ya yani dostluk da demeyeyim de hani bir geçmiş olsun. Hani görmek istemiyoruz sağımızda derken... İş başka bir yere geldi. Ee, bir açıklamayı evet ekranlara getirdik. Uzun ama hızlıca bir okuyayım ben onu. Ee, Galatasaray Kulübünün olaylardan sonraki açıklaması. Galatasaray Spor Kulübü olarak son dönemde yaptığımız uyarıların hepsi bu ve benzeri olayların yenilerini yaşanmadan önüne geçilmesi içindi. Geçtiğimiz sezon Türk hakemlerini taraftarların önüne atarak gördüğünüz yerde ifşa edin çağrısı yapanların. Trabzonspor'un stadında provokasyon gayretinde olanların ve maçımızdan sonra boş stadyumumuza kanunsuzca baskın yapar gibi girerek stat işletme direktörümüzü öldüresiye darp edenlerin dün yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir. Burada dur. Burada duralım. Önce burayı bir yorumlayalım. Bir şey mi var? Yav arkadaş, bunları defalarca söyledik. Siz Örneğini verdik. 30 bin taraftarın tribünde olduğu maçta bayrağı Galatasaray stadına diker, Fenerbahçe stadına dikerken Sunus bunu, olayını söylüyorsun. Evet. Sunus olayını. Evet. Bunu gururla kendinize göre gururla anlatıyorsunuz 30 bin kişiyi provoke ettiğiniz olayı ve bu işin maketini yaptırıp Sunus'un evine hediye gönderiyorsunuz. Belki de o zaman stor motor yok da belki de bunun satışından mı para kazanıyoruz. E onu bilmiyordum senden. Heykel mi heykel yani şey diye mi gönderdin? Onun maketini yapıyorlar ha. işte hatıra gibi. Fenerbahçe takım oyuncuları gelecek Ali Sami'nin de Galatasaray'ı yenecek. Taraftar türbünü terk etmiş. Fenerbahçe takım oyuncuları orada bir hatıra fotoğrafı çektirecek. Sanki Allah korusun orada terör bayrağı asıyorlarmış gibi. Siz buna müsaade etmeyeceksiniz. Yok ya. Siz geleceksiniz Fenerbahçe adına kupa kaldırmak için. Herkesi devreye sokacaksınız. Ama Fenerbahçe'sinin stadınızda kazandığı zaman orada 3 metre 5 metre bir bayrağı asmayacak öyle mi? Yok Sağ ya. Zatenle bir araya gelebilir miyim? Buyurun. Tez antitez gidiyoruz. Güzel de hani karşılıklı konuşalım ki tam oradaki fikri ortaya koymak lazım. Galatasaray kulübünün de o noktada iddiası şu ama. Diyor ki kapılar kapalı. Taraftarınız çıktı. stat bomboş. Evet. Bu neyin gayreti? Biz zaten izin vermiyoruz. Dinlemediniz geçtiniz diyorlar. O dönem için söylüyorum. Kim geçmiş? Neyi geçmiş? Ya Fenerbahçe yönetimi, başkan ve delegasyon. Abi o tarafı orada... geç. Fenerbahçe taraf yönetimi niye geldi? Oyuncular orada hatıra fotoğrafı çektirmek istiyor maç bitten sonra. Buna izin vermiyorsunuz. Başkana da telefon açılıyor. Başkanım bizim burada bu galibiyeti kutlamamıza izin verilmiyor. Sen başkan olsan ne yaparsın? Niye siz kupayı kaldıramadığınız zaman? Işıklar kapanmıştı. Işıklar kapandığı zaman aramadığınız yer kaldı mı? O doğru muydu sence? Hangisi? Işıklar, kapanma olayı. Ya bu işler hep geçmişe gidiyor ya. Şimdi bak. Sen onu yapmıştın ben bunu yapmıştım. Böyle gidiyor iş. O zaman da yani bu konulara burada başka bir konu. Fenerbahçe'nin biliyorsun başına gelen bir mevzunun. Akabi neydi? neydi? Anlatabildim mi? Evet. Yoksa her takım ya kardeşim biz Ali Sami'ne sulu derbiye şampiyon gittik. Ha sen oynadın o maçta. Biz niye demedik ki kupayı Ali Sami'ne de kaldıralım? Demeyi bilmiyor muyduk? Gergindi orta. Çok kötüydü. 8650 bin, bin tane şaşal attınız sahaya. Şimdi bu işin Fenerli'li, Galatasaray'lı varsa hakkaniyeti konuşalım. Biz niye demedik ki kupayı? Şimdi sen gelip Galatasaray maçından önce Fenerbahçe maçından önce Bayanlar kupasını burada alalım. Süper kupayı burada alalım. Fenerbahçe yenelim. Lig kupasını da burada alalım diye bir hafta boyunca tahrik edersen Fenerbahçe seni yendiği zaman orada o bayrağı açıp kutlamak ister ya. Bundan daha doğal ne olabilir ya? Bu olaylar niye gelişti? Ali Koç Kahasay Stadı'na niye geldi? Sen adamın, oyuncuların hatıra fotoğrafı çekilmesine izin vermiyorsun. Niye? Sen milletin taraftarı türbündeyken bayrağı dikip bunu ulubatla gibi bir de e, gurur abidesi gibi yıllarca bunu kullandın. Siz yapınca her şey güzel. Başkası yapınca bu mudur yani adalet? Aynı şey örnek veriyorum. Sana kupayı kaldırmadıklarında bak kaldırmadıklarında diyorum. Sizin ulaşmadığınız yer kalmadı. Finalde de kaldırdılar. Finalde de kaldırdınız kupayı. Yine oyuncular başkanla ulaştı başkan geldi. Sizin aramadığınız yer kalmadı. Bu açıklamayı ne diyorsun peki? İşte bu açıklamaya esinlerden bunu söylüyorum. Yapılmamalı mı mıydı? Şimdi şuraya gelelim. Sizlik ne var? Göztepe Fener maçından sonra. Ne var yani? Sizlik ne var? Geçen seneki olayları sıralamışlar. Tamam. öyle Böyle oldu, böyle oldu. O yüzden geç... Kardeşim bu TFF seçimleri yapılırken yaptık. geçen seneye dönmeyelim. Geçen sene neler ben sayarım. Oho! O zaman ben hani yanlış anlamayın. Bunları çok konuştuk. Ligi bitirtmeyi izlemedim Erden Tümur. Daha Trabzonspor maçının ikinci haftasında Dursun Özbek çıkıp ağzına geleni söylemedi mi? Bir virgül. Yendikleri maçta. Bir virgül. Dursun Özbek demişken Sayın Galatasaray Kulübü Başkanı sevgili Dursun Özbek'in de bugün bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. E, katik ortam cümlesi de var. Bir onu izleyelim. Üstüne devam edelim. Diyor Sayın Dursun Özbek. <laughs> bunları çok konuştuk ya. Yani bunlar geçen sene de e, defalarca dile getirdik. Yani maalesef Türk futbolunda genel olarak baktığın zaman yöneticiler tutarlı değil. Yani sahanın içinde kal, kal kalmayı istiyoruz diyen insanlar ligi bitirtmeyiz derler mi ya? Yani ligi bitirtmeyiz. Herkes yani... sahanın içinde kalmak istiyor. kimse sahanın içinde değil ama. <laughs> Herkes sahanın dışında. Yani ligi bitirtmeyiz diye Bi biz ligi... yine sahanın içindeyiz sağa içinde iyiyiz, hocam. Ka, e, kalıyoruz Sözün sana inandırıcı geliyor mu? Kalmalı sözü inandırıcı geliyor mu? Hocam ben artık neye inanıp neye inanmayacağımı şaşırdım. Yani bu 30 yıldır Artarak devam eden bir süreç. Tabii son yıllarda bu işin içine işte dijital medya, sosyal medya işte X, Y, Z Instagram o bu derken 40 tane film girdi. Bülent, Artarak devam ediyor. Bu işin öznesi insan değil Sonu mi? Hayır olsun. Her işin olduğu gibi. Öznesi insan. Yani bu işin Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray Başkanı, Beşiktaş Başkanı yarın size de aynısı olabilir. X bir tamam Bursa şimdi alt ama yarın bugün bir Bursa Beşiktaş maçında bir Ankara gücü Beşiktaş maçında veyahut da herhangi bir maçta bu olayların yaşanmayacağını garanti yok. Mu? Hocam çok Var büyük mı? olaylar oldu geçmişte hatırlı. Evet. Genç bir kızın kafasına 100 tane dikiş atıldı. O zaman İnönü Stadıydı adı. Yani bir gündüz maçında orada başka olaylar oldu, burada başka olaylar, Ankara'da öyle, burada öyle. Yani bu işler bak hocam hep dışarıda da söylüyorum hocama değerli izleyenler. Hocam da diyor ki aman deme. Benim korkum şu. Benim o takım, bu takım sevgili Ümit Hocamın dediği gibi hiç umurumda değil. Hiçbir başkan da umurumda değil. Ama bu işlerin sonunda genç bir kuşak var dışarıda. Doğru mu hocam? Evet. Yükselen, gaza gelen, tatsız yerlere gidiyor. Allah korusun. İşte böyle bir şey olduğu zaman sevgili Ümit Özat hep şu örneği veriyor. Biz İngiltere'den daha mı holiganizm var bizde? Bu işin kralı İngiltere'deydi. Bu işin babası orası. Ama Allah göstermesin tekrar da hiçbir yerde yaşanmasın. Bir heyzel faciası Ümit Hocam yaşandı. Onlarca insan. Margaret Thatcher göndermedi takım Avrupa. Onlarca kupalarına. insan hayatını kaybetti. Ondan sonra bugün İngiltere'de şu anda ne diyorsun? Çıt yok. Ama Alkış. Ne yaptı? Margaret Thatcher? Beş yıl göndermedi Avrupa kupalarına. Ya bir şey. Tamam mı? Ya radikal bir tedbir lazım yani. Ben hep söylüyorum bak. Ya bu çok başlı başına bir konu. Bunun üstüne kitap da yazılır. Ben Türkiye'de hiçbir takımı benim böyle bir yetkim olsa Avrupa kupalarına borçları bitene kadar gönderme. Ama hiçbir takımı gönderme. İlk borcu biten veya borcu olmayan kimse onu sıraya alın derim. O fanatizmden falan bağımsız söylüyorsun. Ya, bunu. Hiç, hepsini söylüyorum. Borcu bitene kadar göndermem Aa, diyorsun hiçbirini. Hiç hiç asla. Asla. Yani bunlar çok başlı başından konular. Bunlar e, bu işin çok derin mevzuları da insanların e, birçok kişinin işine gelmez. Anlatabildim mi? Yani şimdi e, neyse yani bunlar çok derin konular. Onları başka bir zaman konuşuruz. Peki biz yeni sağa içine dönelim. Ee, bari biz sağın içinde kalalım. Biz bari sağ içinde kalalım, istikrarlı olalım, elimizden geldiği kadarıyla kalmaya gayret ediyoruz. Ama işin haber tarafı da var. Bütün Türkiye'nin konuştuğu, işte hep Ümit Özat söylüyor, çok seviyorum o sözü. Hani mahalle yanarken camdan dışarı çıkmama şansımız yok, kafayı da çıkartmama şansımız yok. İçinde bulunduğumuz mahalle dönem dönem yanıyor, yangın çıkıyor. İnşallah son olur, son kez su dökülmüş olur üzerine, bir daha da tekrarlanmaz hiçbir yerde, hiç kimse için diyelim. Ee, Göztepe-Fenerbahçe maçına dönelim hocam. Ee, kadrolar da bir ekrana gelsin o maçın. Ee, değişkenli kadroları, oyuncu giriş çıkışlarıyla birlikte ekranları arkadaşlarımız getirecek. Mourinho'ya ciddi eleştirilerde bulundun o maçtan sonra. Ee, yanlış oldu dedin, değişiklikler yanlış oldu dedin, o yanlış oldu dedin, bu yanlış oldu dedin. Hatta küçük bir espri de kattın araya. Keşke dedin devre arası erken içeri girdi biliyorsun e, Keşke dedin çıkmasaydı bari 2-0'dı maç falan dedin. Ne oldu da Mourinho'nun orada basiret bağlanması mı oldu? Bir sürü kombinasyon anlattın çünkü yine söyleyeceksin. Ne oldu da o maç 2-0'dan 2-2'ye geldi. Bu arada bu Fatih Özkan özür dilemiş herhalde. Bu Fatih Özkan denen şahıs Bari bir şahısa sağda kalan diyoruz da. Hani Ali Koç affeder ama Fenerbahçe taraftarı affeder mi onu bilmiyorum. Yani. Özür mü dilemiş? Öyle bir şey duydum evet. Öyle bir Arkadaşlarımız ona baksınlar. Belki reklamdan sonra ikinci bölüm tekrar döneriz yani oraya. Ben bunu bir şeye sürüklemek adına söylemiyorum ama özür dilemek de bu kadar kötü şeyin konuşulduğu bir ortamda en azından küçük de olsa evet. bir gelişmedir diye. Şimdi sevgili Bülent o gün de konuştuk Lille maçı sonrası demiştim ki Fenerbahçe pekala ne gördük Fenerbahçe'de? Fenerbahçe İstediği zaman 4-4-2 oynar, istediği zaman 4-2-3-1 oynar, istediği zaman 3-5-2 oynar. Böyle esnek bir adam var. Bunları yapabilecek kapasite sahip. Kimse Cekom'u eline sinme oynarı tartışmasın. Kadro da var. Tabii. Dedik akşamına çift eline sinme Ceko çift forvet çıktı. Tweet de attın. Çift forvet. Şimdi bu formasyon eğer ilk golü bulursan bütün aslar elindedir ondan sonra 5'li orta sahaya mı dönersin? Santraforsu oynayacağımız oyuna mı dönersin? 5'li savunmaya mı dönersin? 3'lü orta sahaya mı dönersin? Yani 4-3-3 yaparsın? 4-5-1 mi yaparsın? 4-6-0 mı yaparsın? 5-4-1 mi yaparsın? yaparsın 5-3-2 mi, mi yaparsın? Yaparsın da yaparsın. Yaparsın da yaparsın. Bir de öyle dakikalarda gol geldi ki. 1-43, 1-45 artılarda. Bal böyle ki. Sonrasında Tam demoralize olur rakip değil mi? Soyunma odasına 0-0 girerken abi. 3 dakikada 2-0 oldu. Sonrasında ben hep şunu söyledim. Belki Mourinho yaşanan olayların etkisinde kaldı. Oyuna konsantresini yitirdi belki de. Bilemiyorum. Ama teknik olarak baktığın zaman Mourinho gibi bir kariyerden, Mourinho gibi bir e, hocadan beklentim şuydu. Hiçbir şey bilmiyorsam 100, 3 dakika 3 gün önce 120 dakika oynamış Ceko'yla 90 dakika oynamış. Tadiçi 35 ve 37 yaşında olan iki tane adamı çıkarmasını beklerdim. İrfan alırdım, Fred alırdım. Fred sakasa kurnuç alırdım. O da mı yok? Arkayı beşlerdim. Beşli savunmaya dönerdim. Yapardım ve yapardım. O uzu alırdım kontratak için. Çünkü artık Göztepe senin üstüne gelecek. Sen pozisyon bulacaksın. Olmadı. E Mourinho da hata yapacak yani. Şimdi bazılarına bakıyorum. Ümit Mourinho için, bu Fenerbahçe için 15 gol yemez demiş. Evet dedim. On sayıyorlar. Evet. Şimdi bunu saymaya başladılar. Filmin sonunda Mourinho Türkiye Ligi şampiyon Türkiye Ligi şampiyonluğu için alınmış bir teknik adam ilk etapta. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için değil ya da Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, şampiyonluğu için değil. Şimdi değil, bu sene için değil. Önce oraya giden yol neresi bu lig? Burada şampiyon olacaksın ki, burada bir seriyi yakalayacaksın ki sonra devamı takviyelerle gelsin. Bunu Allah'tan elenmeden de birçok kez söylediğin için. <laughs> onun için rahat rahat konuşuyorum. Hatta daha ne diyeyim ya bana kasa bırak Şampiyonlar Ligi'ni, UEFA Avrupa Ligi'ni, Konferans Ligi'ne bile gitmedim, gitmezdim. Tek konsantrasyon lig olsun diyor. Daha bunları çok evvel konuştuğum için rahat rahat konuşuyorum. Nedeni de 11. sezon olması. Tabii ki. İşte El Nesli niye alınmış? Icardi niye alındıysa El Nesli de onun için alındı. Icardi ne için alındı? Avrupa şampiyonu olmak için mi alındı? Ve hatta hemen Avrupa şampiyonu yapacaktı sizi. İki sene katkı sağladı. Şampiyon oldu. El nesi de bunun için alındı. Önce bu takımın lig şampiyonuna katkıda bulunsun diye alındı. Bizim gerçeğimiz lig şampiyonu hocam zaten. Bu bir gerçek. İlk etapta yani. Şöyle sen ülke futbolu bizim derken insanlar yanlış anlayabilir ama Fenerbahçe. Ülke futbolu için söylüyorum. Ama Fenerbahçe'nin gerçekliği hakikaten şu anda. Hayır bir dakika. Bu işler laflı olmaz. E çıksın Galatasaray'da desin. Bu sene hedefimiz şampiyonlar ligi, ligi şampiyonluğu desin. Hadi o ligi şampiyonluğu desin. Hadi hedefi koysanıza. Kolay mı ya öyle tarafları kandırmak? her sene böyle oraya gideceğim buraya gideceğim deyip Mart'ın Nisan'ı görmeden geri dönmek. Ne demiş Mourinho tam bu dediğinle ilgili o gelsin ekrana. Tabii şimdi bu program için elimizde bir sürü Mourinho açıklaması özel e, kesti arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bu Göztepe evet. maçı sonrası açıklamasıydı. Bunu da tabii konuşmak icap ediyor. İstersen bununla devam edip öyle geçelim Lille maçı sonrası. Zaten arası. ne diyor? Öğrendik ben diyor. Geleli, ben diyor geleli erken. Yani çok, çok çok olmadı diyor daha. Benim Türk futboluna adapte olmam lazım diyor. Sen de hep sayıyorsun 45 gün 50 gün diyorsun. Yani nedir yani bir buçuk ayda yani Mourinho'da olsa Guardiola'da olsa Klopp'da olsa 50 günde bu işler böyle kolay değil ki. Yani biz bir genellemeden bahsediyoruz. Şimdi e, Mourinho'nun teknik adamlığına bu ülkede itiraz yapmak, itiraz edecek bir adam daha yok. Mourinho, Türk futbol tarihinin gelmiş, geçmiş en büyük hocası. Yani Türk futbol tarihine gelmiş, geçmiş en büyük antrenör. Kariyer olarak böyle. Tartışmaya, cesur değil böyle değildi. Bak cesus için bu deniyordu ama cesus değildi. Ama Mourinho böyle. Şimdi bu Galatasaray'a gelse, Beşiktaş'a e gelse, Trabzon'a gelse bizim söylediğimizden farklı bir şey mi söyleyeceklerdi? farklı bir şey mi söyleyeceklerdi? Mümkün i̇ki mi? tane Şampiyonlar Ligi kupası. Yarın Klopp gelebilir Türkiye'ye. İki tane UEFA, üç sene sonra getirebilir. İki tane UEFA Avrupa Ligi, yani eski adıyla UEFA kupası. Bir tane konferans, Üç tane Premier Lig, La Liga, iki tane Serie A, Portekiz'i falan saymıyorum. Bunun aksini kim ikna edebilir? Şey iddia edebilir. Ya da Mourinho gelse başka şimdi anlatıyorlar. Mourinho ee, son zamanlarda artık başarısızmış. Roma ile Tottenham'da kim başarılı oldu ki? Benim hatırladığım bir aldayırlı dönem vardı Roma'nın. O zaman da şampiyon oldular mı olmadılar mı tam hatırlamıyorum. Aldayırlı, Heslerli bir kadroları vardı. Tottenham... Tottenham şampiyonluk yaşayamadan emekli oldu diye biliyorum. Yani Yanlış Tottenham zaten ortada. Buna rağmen Roma ile UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Kupası'nı almak... Şimdi de Konferans Kupası'nı... E hadi gidin bakın bir daha Türkiye'ye bir daha Şampiyonlar Ligi UEFA Kupası gelecek mi? Hadi bakalım bu konferans kupası zaten Balkan ülkeleri alsın diye. işte bizim gibi ülkeler alsın diye çıkarılmış bir kupa ben sana söyleyeyim yani. Yakında 10 sene sonra da bir daha bir İntertoto kupa çıkar. Dördüncü kupa çıkar. Çünkü makas o kadar açılıyor ki. Hem ekonomik hem de teknik açıdan o kadar açılıyor ki. Tüm Avrupa'yı da motive etmeleri lazım. Oyunda tutmaları lazım. E, Gülü Bülent, geçen sene değil ondan önceki sene West Ham aldı. Ya UEFA Avrupa Ligi'ni ya Konferans Ligi'ni West Ham, Avrupa Kupası'nı aldığında kendi ligini 15. bitirmişti. Hocam 5-6 sene önce Dini Profilen oynadı. Hayır başka bir şey anlatıyorum. Premier Lig'in 15.'si 15. .si, 15 senin şampiyonlar ne erişemiyor? Senin üç büyük takımın ne erişemiyor? Maddi yani makas öyle açılıyor ki nasıl Galatasaray'la Fener'in Türkiye Ligi'ndeki diğer takımlarla arasındaki makas açılıyorsa Avrupa'da da öyle. O beş majörlikteki takımlarla senin ligindeki makas öyle açılıyor. Sen şampiyonlar ligini nerede alacaksın? İki sene üstte şampiyon oldun. UEFA kupan da var. Olacağız demek kolay. Hadi desene ben de şampiyonlar ligi şampiyon olacağım diye Galatasaray. Hadi de. Kolay mı? Hadi UEFA kupasını alacağız de. Demek kolay. Hadi yap. Hadi yap. Sparta baktan dört yedi. Tamam Fenerbahçe'de olimpiyakosu eğlendi ama... Hani Fenerbahçe'nin iki sene üstte bir şamp yani ya da bir sene önce şampiyon olmuş da şampiyonlar liginden elenmiş de gitmiş gibi bir durum yok ki. Sen o zaman adama sorarlar sen 13 milyon ikar 10-12 milyon euroyu Sparta Prag'dan dört yemek için mi verdin? Müdür el Nesri nerede? Daha önce Fener el nesli senin Icardi'yi 13. olduğu sezonda lig şampiyonu olmak için aldığın gibi Fenerbahçe'de önce lig şampiyonu olmak için el aldı. Kesan Mourinho'yu da. Mourinho'yu Sen bu oyuncuların kariyerine bir şey diyebilir misin? Ne yaptı Mourinho? Maksim istedi. El Nesli istedi. Ne dedik ilk günden bu yana? Bu takıma bir orta saha lazım. Bunu söylemek için de Mourinho olmaya da gerek yok. Onu da istedi. Bir tane Aa, belirsizlik var al, Ferdi. Çok büyük ihtimal alınacak. Bir tane belirsizlik var Ferdi. Ona da buradan kusura bakmasınlar söylemek zorundayım. Bir çağrımdır. Ben hasbelkader sol bekle ömrünü geçirmiş bir adamım. Sol de kolay kolay hiç kandırılacağımızı düşünmüyorum yani. Ferdi. Ferdi'nin daha bundan sonra 50-60 etmesi zor. Şampiyonlar Ligi yok. UEFA'da finale gitme gibi bir şansımız hiç yok. Oralara gideceğiz ki. Ferdi 50-60'ı görsün. Saşa Boş Şampiyonlar Ligi'ni oynaması 30'u görme şansı var mı? Mümkün tabii. Eğer 40'ı görüyorsa Ferdi'yi vermek elzemdir. 24 yaşında. Barcelona Messi'yi verdi. Real Madrid kendisine 5 tane Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran Ronaldo'yu verdi. Evet, Ferdi muhteşem bir karakter, muhteşem bir oyuncu ama hiç kimse de vazgeçilmez değildir. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bunu lütfen yanlış değerlendirmeyin. Ümit Özat olsaydı Ferdi oynayamazdı. Caner olsaydı Ferdi oynayamazdı. O ne bir çocuk vardı Santos olsaydı Ferdi oynayamazdı. Kötü kadrolarla gele 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 Ferdi kendini geliştirdi, bir yerlere geldi. Alın size eleştiri. Hani diyorsunuz ya Fenerbahçe güzellemesi yapıyor falan. Keşke benim yaptığım eleştirilerin onda birini kendiniz yapabilir. Ama Ferdi muhteşem bir karakter. Ferdi 8 oynar, 10 oynar. Sol önde oynar. 35'i 40'ı görüyorsa hemen çünkü ver 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 hep çolunu çocuğun rızkını ver 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 ver. Nere kadar? Satıp da para da kazanman lazım sevgili Bülent. Ne zaman oradaki formülün ne? Çok çok basit. Bir sol bek gelene kadar Osterwold'u oynar. Orada da bir Levent Mercan eleştirimde olacak. Geçen sene de söyledim bunu devre arasında. Bunu duyduğumda çok böyle kafama yatmamıştı. Levent Mercan'ın da orijinal bir sol bek olduğuna inanmıyorum. Levent Mercan da burada yani zorlayacak bir oyuncu değil. Orada Osterwold'e sol bek olur. Mümkünse bir tane o Lil'in sol beki Gutmundson gibi bir tane sol bek. bir orta saha ve en önemli yine oraya geliyorum. Mourinho geldiği günden bu yana her yerde eee pozisyonları belirledi. Stoperleri altı maça altı ayrı hep ayrı ayrı tandemlerle çıktı. Orada e, sanki eee Mourinho deseler ki bir stoper istiyor musun? Hayır diyeceğine inanmıyorum. Peki. Şimdi e, Fenerbahçe ile ilgili şut istatistiklerimiz var. Yine Lille maçı sonrası yaptığı basın toplantısını ekranlara getireceğiz. E, Ümit Özat hoca özellikle Mourinho ile ilgili Chelsea'yi çalıştırdığı ilk sezonundaki 10 maçın grafiğini istedi. Onları da ekrana getireceğiz. Galatasaray ve Beşiktaş'la ilgili konuşacaklarımız var, açıklamalar var. Hepsi ekrana gelecek ama öncesinde kısa bir reklam arası rica ediyoruz.